Herkese merhabalar. Bu dersimizde bizim faremizin, şu görmüş olduğunuz imlecinin site içerisindeki böyle çeşitli çeşitli şekiller verebiliyoruz buna. Şimdi gelelim, örneğin biz burada bir p etiket yazalım. Şöyle lorem 5'lik bir yazı koyalım buraya ve bu yazının üstüne gelince faremizin tipini değiştirelim. Şöyle style veriyorum bir tane. Yani şu an faremizin stil ayarlarını yapıyoruz. Zaten şurada görüyorsunuz, mouse cursor stil diyor. Yani fare imleci stilini değiştiriyoruz. Diyorum ki bizim şöyle P etiketin üstüne gelince bunun cursor'ı, yani cursor dediğim şey ne? İmleç demek arkadaşlar. Bakın burada farklı farklı bir sürü özellik var. Bunları daha ayrıntılı göreceğiz. Yani ayrıntılı dediğim böyle direkt büyük bir tabloda göreceğiz bunları. Örneğin bunun cursor'ını şimdilik ne yapalım? Şöyle crosshair yapalım. Crosshair dediğim şey ne? Şöyle kaydettiğimde crosshair artı demek. Bakın üstüne geldiğimde ne oluyor arkadaşlar? Artı oluyor bizim imlecimiz. Daha önceden doğrudan default'taki, varsayılandaki, şunu mesela şu cursor'ı koymazsam ne olacak? Şuradaki imleç gibi gözükecek. Fakat ben diyorum ki p etiketin üstüne geldiğinde kardeşim sen bunu artı olarak göster diyorum. Yani bu şekilde bizim cursor'ın tipini değiştirme gibi bir hakkımız var. Mesela geldim ben buna, diyorum ki örneğin buraya bir tane adam şey yazacak işte, yardıma mı ihtiyacınız var yazacaksınız sitenizin içerisinde. Yardıma mı ihtiyacınız var yazdınız. Geldiğinizde tabii böyle artı gözükmesini istemezsiniz. Ne gözükmesini istersiniz? Help gözükmesini istersiniz. Bakın ne yapıyor? Soru işareti çıkartıyor bizim imlecimizin yanında. Yani bir bilgilendirme yapacaksınız. Ne bileyim, böyle soru üstüne geldiğinde ne yaparsınız? Altında soru işareti gözükmesini istersiniz. Vesaire vesaire. Şimdi gelin isterseniz şöyle bunu ayrı bir sayfa yaparak şöyle bunu büyütelim. Ve bizim şöyle cursor şöyle property diyelim. W3 diyelim. Şöyle bir bakalım ne var ne yok içerisinde. Cursor property'ye girdim. Ya bunun bir sürü özelliği var. Bunları böyle toptan görmeyi sağlayacak bir görsel bakacağız şimdi. Bakın burada bir sürü tip şeyler var. Böyle bir bunun şeyi yok mu? Şöyle görsel hali falan. Şöyle yapalım bakalım. Cursor property. Bunu silelim. Şöyle direkt Google'da arasın bunu. Görsellere bakalım. Şöyle görsellere baktığımda bakın burada şurada bir sürü şey çıkıyor. Mesela gelelim şuraya tıklayalım. Bakın auto dediğinizde otomatik bu çıkıyor. Zaten bizim yazımızın üstüne geldiğinde bu çıkıyor. Demek ki default'ta, yani varsayılanda bu varmış. Bakın help dediğimizde bu çıkıyor. İşte wait dediğimizde bu çıkıyor. Bakın bekleme modunu almak istiyorsanız, isterseniz şöyle gelin hemen bizim kendi sitemizin içerisinde deneyelim. Şöyle gelelim. Ne diyorduk? Wait diyorduk. Bakın artık yani o kum saati değil de bu tarz bir bekleme işareti çıkıyor bizim cursor'ımızda. Böyle farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. Bunları kullanarak sizin mouse'unuzun imlecinin nasıl gözükmesi gerektiğine karar verebiliyorsunuz. Mesela burada sürükleme yapılamaz manasında kullanıcıya görsel olarak bir uyarı vermek istiyorsanız bakın bunu kullanabilirsiniz. Mesela not allowed, yasak, buraya tıklamak yasak gibisinden. Şöyle geliyorum. Bakın şöyle buraya not allowed yazıyorum. Yani izin yok manasında bakın. Ama tabii ki mesela şurada mesela bir şey olduğunu düşünün. Bir tane link olduğunu düşünün. Şöyle www.google.com diyelim. Şöyle buraya da HTTP'sini yazalım. HTTPS diyelim. Şöyle geldim buraya, Google'a git diyorum. Şöyle kaydettim. Bakın şöyle normalde A etiketinin üzerine geldiğimde normal şu an tıklama etiketi çıkıyor cursor'ına. Şöyle cursor'ına geldiğimde not allowed dediğimde bakın ne yapıyor? Kırmızı işaret çıkıyor. Tabii ki buna tıkladığımda tıklamaz mı? Tıklar. O ayarlamayı kendinizin yapması lazım. Buraya tıklamamasını istiyorsanız, ama tabii ki de genelde linklerin tıklamasını isteriz biz. Hani bu tarz sadece görsel olarak etkiliyor. Yani işlevsel hiçbir değeri yok buradaki cursor'ın. Yani cursor'ın görüntüsünün ne olduğuna siz bu şekilde karar veriyorsunuz. İşte böyle farklı farklı şeyler var. Şöyle tıklarsanız daha da farklı görüntülere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun dışında genelde sizin bu mouse'unuzun görüntüsünün nasıl göründüğünü güzel seçmenizde, iyi seçmenizde fayda var. Sonuçta kullanıcıya bir uyarı niteliği taşıdığı için bu mouse'unuzun imlecinin nasıl görünmesini gerektiğine sizin doğru düzgün şekilde karar vermeniz gerekiyor. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.